Herkese selamlar arkadaşlar, ben Tarık. Bugünkü videomda sizlerle biraz özel muhabbet edeceğiz. Ne muhabbeti peki bu? Arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz ki üniversite sınavına hazırlanma süreci gerçekten yorucu. Hem bedenen, hem zihnen, hem ruhen, psikolojik anlamda da insanı yıpratıcı bir süreç. Bu süreçte bazı garip durumlar yaşayabiliyoruz ki ben de yaşadım. Ama önemli olan hani bunları yaşamak, yaşamamak değil. Bunlar zaten olağan bir şekilde yaşanıyor. Bunları yaşarken nasıl atlatmak? Bunlar önemli olan. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biraz daha açayım isterseniz. Nedir bu psikolojik sorunlar? Mesela bende şöyle bir şey olmuştu. Sürekli ders çalışıyorum. Yani 12. sınıfım tamamen ders üzerine odaklı. İşte gece yatmadan önce yarın sabah neler yapacağımı, gün içerisinde nasıl hareket edeceğimi falan planlıyorum böyle. İyice o şeye gelmişim, yani o seviyeye. Ya işte yemeği şu zaman yerim, şu zaman gelirim, şuraları çözerim gibisinden. Kafa iyice gitmiş yani, kafa o derece bozulmuş. Sonrasında ne oldu? Bir anda bir ipler koptu. Hiç ders çalışamamaya başladım. Okula, dershaneye boş boş gidiyordum, geliyordum, eve gelince canım hiçbir şey yapmak istemiyordu, ders düşünmek istemiyordum artık. Neden? Artık yani zihninde belli bir kapasitesi var bu konuda. Sen bu kadar zaman boyunca sürekli ders, yani bunu düşünürsen, buna yoğunlaşırsan aşırı bir şekilde ve diğer yerleri ihmal ederek buna yoğunlaşırsan artık beyin farklı bir şey istiyor ve seni oradan uzaklaştırmak istiyor. Ben mesela dediğim gibi yaklaşık bir ay sürdü, ciddi sıkıntılar yaşadım. Yani olaydan koptum biraz, sonrasında biraz moralim bozuldu. Acaba dedim, herkes çalışıyor gibime geliyor, aa ben çalışamıyorum, bir o mahvoldu falan filan. Neyse, sonrasında şöyle bir şey yaptım. Nereden aklıma geldi, nasıl oldu bilmiyorum. Bir gece vakti gardırobu açtım, girdim içerisine. Bunu da gerçekten burada söylüyorum ilk defa. Girdim gardırobun içerisine, zifiri karanlık. Oturdum, düşünmeye başladım. Kendimle yalnız kaldım. Gerçekten biz kendimizi o kadar ihmal ediyoruz ki, kendimiz hep başkalarıyla konuşuyoruz, kendimizi başkalarını dinliyoruz, kendimizle konuşmuyoruz, kendimizi dinlemiyoruz, kendi iç sesimize kulak vermiyoruz. Oturdum gardırobun içinde, karanlık, düşündüm. Ya ben niye buradayım, niye ders çalışıyorum, niye veya bu haldeyim, hani bu duruma düştüm. Hani niye iyi bir üniversite istiyorum veya niye tıp istiyorum, işte doktor olduktan sonra, hekim olduktan sonra ki amaçlarım, planlarım, hedeflerim neler? Ne için ben bu kadar zahmete katlanıyorum? Bunları düşündüm. Ve bunların gerçekten kendimce güzel birer cevabını verdim. Bunları şu an burada anlatmaya gerek yok. Çünkü herkesin hikayesi farklı, herkesin cevabı farklı. Önemli olan kendimize bu cevapları verebilmek. Bu soru, hatta daha önemlisi bu soruları sorabilmek. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra bu gardırop maceramdan sonra her şey benim için daha da anlamlanmaya başladı. Artık hani niçin çalıştığımı biliyordum. Neden bu fedakarlıkları yaptığımı biliyordum. Bunları bildikten sonra her şey çok daha değişti benim için. Daha bir sıkı sarıldım. Daha bir zevkle çalışmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi benim için bu süreç, bu buhran, bu boşluğa düşme anlamlandırmayla atlatıldı diyebilirim. Sizlere de bunu öneriyorum. Gerçekten faydası olduğunu düşünüyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.